Evet, ilk konuğum sevgili diş hekimi Sonay Gökhan Arslan. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş nasılsınız? Bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. İnşallah anlattıklarınızla şöyle harika gülüşlerimiz olacak. Gülmek o kadar önemli bir şey evet. ki. Ama şimdi güldüğünüz zaman da ilk göze çarpan şey dişler ya. Evet. Dişi güzel olmayan insanların gerçekten bir süre sonra ben gülüşlerini kaybettiklerine şahit oldum. Aynen öyle. Özgüveni gider, yok oluyor çünkü kişinin ve bir pozitif enerjisini dışarıya vermiyor. Mutluluk simgesidir zaten gülümsemek. Dolayısıyla eğer dişi kötü ise gülmekten çekiniyor ya da elini ağzına koyuyor veya gülmüyor. Şöyle yapabiliyor, böyle hafif bir tebessümle geçiriyor. Maalesef o şekilde olmaması için de dişlerimizi güzel kontrol ettirmemiz gerekiyor. Evet, biz bugün sevgili izleyenler enine boyuna nasıl daha güzel güleriz, ne gibi tasarımlar, ne gibi yenilikler var, bunların hani en agresif halinden en böyle minik dokunuşlara kadar hepsini konuşacağız. Sizlerden de şöyle bir şey rica edelim. Sizler de dişinizde neyi beğenmiyorsanız lütfen bizlerle bu görüntülerinizi paylaşın. Mesela neler yapılabilir? Biz canlı canlı ben Sonay Hanım'a sizler adına sorayım. Hani belki siz gözünüzde çok büyütüyorsunuzdur. Belki ufacık bir şeyle o görüntünüz çok kolay halledilebilir. Çünkü biz duyurusunu yaptığımız zaman diş hekimimizin geleceğini izleyicilerimiz bize başvurmuştu. Birazdan izleyeceğiz. Sevcan Hanım da ne olursunuz bana destek olun dedi. Görüntülerimiz var. Neler yapıldı ben de bilmiyorum. Hangi aşamada tedavi süreci? Birazdan sizlerle paylaşacağız. Lütfen fotoğraflarınızı da yalnız paylaşacağız canlı yayında. Lütfen bunu da dikkate alarak gönderirseniz çok çok sevinirim. O zaman gülüş tasarımından hemen başlayalım. Ne gibi yenilikler var gülüş tasarımında? Şimdi gülüş tasarımı hem estetik hem sanatın birleştirilerek kişiye ideal olan, kişinin yüz tipine en ideal gülüşün seçilmesi demektir. Bundan birçok estetiğin bütün diş hekimliğinin dallarından yararlanıyoruz. Şişman bir kişiye yapılacak dişler ile zayıf, uzun boylu bir kişiye yapılacak dişlerin arasında çok fark var. Veya kişinin mesleğine göre değişebiliyor diş yapıları. Bütün bunlar göz önüne alınarak kişiye özel olarak ideal gülüşü belirleniyor. Tabii hastaya soruluyor. Ne istiyorsunuz? Hastanın da istekleri göz önüne alınabiliyor. Ama yine her şeyden öncesi sağlık çerçevesinde tabii. Tabii ki. Yani onu istiyor diye sapasağlam dişlerini kesip yapmak tabii ki biz estetik çalışan diş hekimleri için kesinlikle yasak. Öyle bir şey yapmıyoruz normalde. Kişi geldi diyelim. Ben gülüşümün şu kısmından memnun değilim. Ona yapılabilecek olan şeyler nelerdir? Bazen ufak dolgularla, bondingleme dediğimiz ufak dolgu işlemleriyle kişi tamamen değişebiliyor. Dolgu derken bu bizim hani dişimiz çürüdüğünde kullandığımız dolgu malzemesiyle. O dolgu malzemeleriyle aslında çok benzer. Fakat eskiden dolgu malzemeleri şöyle bir 7-8 çeşit bir şeydi. Şimdi 40-50 çeşit dolgu malzemesi var. Ve bunları da renk seçenekleri olağanüstü fazla. Eğer güldüğümüzde mesela diş etleri eğer çok çekilmişse, hiç görünmüyorsa o dişler çok yaşlı gösterir kişileri, böyle sallanır şekilde görünür. Bunların bir şekilde dolgularda düzeltilmesi gerekir ki biz bunlara böyle kırmızımsı olan pembemsi dolgu malzemesi bile var. Göz oyunlarıyla onu normal hale getirebiliyoruz. Veya farklı çok koyu renkte bir dişi var kişinin. Onu koyu renkte takip etmeniz gerekiyor. Tabii ki öyle bir renk tercih etmemiz gerekiyor. Böyle beyazımsı lekeleri olan hastalarda bile onu taklit edebiliyoruz ağız içerisinde. Dolayısıyla bunlarda dişe de çok az zarar veriliyor. Verilmiyor hatta. Yapışkan maddeler diyeyim, adezif maddelerle diş üzerine yapıştırılan dolgu malzemeleri bunlar. Ve eğer iyi bir elden çıktıysa, iyi bilen bir hekim yaptıysa, kaliteli malzeme kullandıysa 5-10 sene çok rahatlıkla kullanabiliyor hasta bunu. Süreç evet, hiç yani öyle güzel bir süreç ki hasta süreç tabii değil. Buna dikkat edecek kullanımında nedir? Şu kalem ısırma alışkanlığı çok fazladır. Doğru, evet. O olmayacak. Tırnak yeme alışkanlıkları olmayacak ki bunlar kendi ana dişlerimizle de zararlı. Ojesini dişiyle açmayacak. Onlar dişiyle kırmayacak. Ana dişlerimizle de zararlı olduğu için bu yapılan işlemlerde de zarar veriyor. Evet, şimdi mesela yeni şeyler duyuyoruz, yaprak. Evet. Mesela o yaprak denilen şey nedir? Şimdi, onun porselenden ne farkı vardı? Estetik diş hekimliğinde kullanılan en çok yaptığımız işlemlerden birisi yaprak porselen denilen şey, laminalar adı.
aynen bu takma tırnaklara benzer bir şey. Ben örnek verdiğimde takma tırnak şeklinde söylerim ona. Dişin yüzeyinden, mine yapısından, dişin en dış kısmında sert mine yapısı olur. Bundan 0,3 milim kadar, bazen 0,7 kadar çok az bir şey aşındırma yapabiliyoruz. Bazen hiç yapmıyoruz. Ve bunları dişlerin üst yüzeylerine yapıştırılıyor. İçerisinde metal olmadığı için ışık geçirgenliği olağanüstü fazla. Daha şeffaf. Tabii ki. Veya kırık bir diş diyelim ki veya çarpık bir diş. Ama kişinin bunu yaptırabilecek, ortodonti yaptırabilecek bir zamanı yok. 1,5-2 seneye kadar süreli bir süreye sahip değil. Kısa sürede istiyor ve kısa sürede güzel bir gülüş istiyor. Bu durumda lamina en ideal çözüm. Veya diş renginden çok memnun değil hasta. Çok kalıcı renkleşmeler var. Bunlar diş beyazlatmalarıyla beyazlanamıyor. İlaç renkleşmeleri var. Bu durumda da laminaları tercih ediyoruz. Kısa sürede dişin yüzeyinden alınıp ortalama en fazla 3-4 gün veya maksimum 1 hafta içerisinde bunlar hastaya takılabiliyor. Son derece güzel gülüşe sahip olabiliyor. Süreler çok kısa. Evet. Çünkü özellikle estetik dişi yaptırıldığı zaman sürelerden kişiler çok korkuyorlar. Yani işte o kestireceğim birazcık en azından törpül etseniz bile bir görüntüsünde bir değişiklik oluyor. Evet. Ben sosyal hayatıma nasıl devam edeceğim kaygısı oluyor. Artık diş hekimliği Türkiye'de gerçekten çok ileri bir derecede. Ve dişiniz kesildi, gittiniz herhangi bir ofise, bir muayenehanede yapıldı. İnanın orada geçici dişlerle dışarı çıkıyor kişi ve sosyal yaşantısına devam ediyor. Eskiden sizin söylediğiniz gibi dişler açık kalırdı, insanlar ağrıdan, sızıdan kamaşmalar yapardı. Çok zor ve kötü şeylerdi. Şu anda önceden planlandığı için asıl işlem planlama aslında. Karar verme ve planlama. Diğer işlemler kendi kendine tıkır tıkır yürüyor. Planlama süresi bizim için daha önemli bir süre. Öyle bir hastada mesela bütün resimlerini alıyorsunuz. Yüz şeklinde ne yakışır, nasıl olur? Bir gece bütün bilgisayarda onunla ilgili araştırıyorsunuz. Ben buna şunu yaparsam, şu rengi mi tercih edeyim? Kişinin ten rengi. Çok esmer bir kişide bembeyaz laminayı tercih ederseniz çok ben buradayım diyor. Ve çok güzel estetik durmuyor. Dolayısıyla planlandıktan sonra süreler çok kısalandı. Evet, mesela şimdi ekranda görüyoruz ne kadar doğal, ne kadar hoş dişler. Mesela şu diş bile beyaz ama yine bir kendi içinde hafif sarımtıraklığı var. Ama bu olması gereken bir şey aslında biraz, değil mi? Doğallık da çok önemli çünkü ne kadar güzel diş yaparsanız yapın. Eğer çok doğal durmuyorsa, ben buradayım diyorsa bu da çok güzel olmuyor. Evet, birazcık orada teslimiyet lazım. Aynen yani evet, hastanın mutlaka isteklerini siz de cevap veriyorsunuz ama çünkü siz de o kadar çok vaka görüyorsunuz ve o kadar çok örnek artık elinizde oluşuyor ki sonucu aslında yapmadan siz bir anlamda resmedebiliyorsunuz. Bir insanı biraz gördüğünüzde bırakmak lazım size. Eğer yüzünü gördüğümüz zaman işte ne istediniz diyorsunuz. O söylediği zaman ya bu ona olur olmaz veya işte şu şöyle midir böyle midir onu zaten görebiliyor aslında hekim. Yani benim geçen gün başıma gelen bir şey, ikisinin arasını doldurur musunuz ya da boşaltır mısınız diyor. Hasta büyütür müsünüz? Aslında olmayacağını o kadar çok iyi biliyorum ki izah ediyorum. Aslında olmaz. Neyse kırmayayım şeklinde yapıldığı zaman birisi tabii ön plana çıkıyor. Çirkin olan diş daha ön plana çıkıyor. Aslında bir illüzyon gibi, ağız içerisinde illüzyon gibi. Sonra tekrar hasta uyum sağlıyor. Hekime güven çok önemli. Eğer güvenmiyorsa mutlaka orayı terk etmesi lazım. Evet, İstediği kadar iyi hekim olsun. Bir de siz de özellikle gülüş tasarımında yani estetik bir şey yapıyorsanız milimetrik farklar çok büyük önemli. Algılar yaratıyor. Aynen öyle. Yani köşeli bir diş en basitinden şurada bir şey de göstereyim ben. Şimdi şunun köşesinin bile şöyle bir dişte şu köşenin yuvarlak olması ile dümdüz olmasının arasında yüz hatlarında olağanüstü farklar gösteriyor. Dolayısıyla bunu ona göre ayarlamak gerekiyor. Ya yani kişinin yüz hattında daha mı sivri veya şu köpek dişi dediğimiz dişler, kanin dişlerinin sivriliği kişinin yüzünde çok büyük farklar uyandırıyor. Ve bu küçük dokunuşlar hani algıda çok yüksek bir farklılık yarattığı için önemli. Ne istiyor? Biz ne yapabiliriz? Yüzüne ne yakışır? Evet, ben mesela bazen bazı kusurların bırakılmasını da seviyorum. Yani kiminin bir dişi böyle hafif yukarıda oluyor. O insana o kadar güzel bir ayrıcalık, bir özellik veriyor ki. O zaman hocam siz de diyor musunuz? Yani ben bunu bırakayım bu haliyle. Ya şöyle oluyor. Hasta geliyor diyor ki ya ben şu dişim çok küçük ama o kadar hoş yakışıyor ki. Hakikaten onun hani o görünüşüne çok güzel giden veya ona farklı bir karakter yapısı veriyorsa ben diyorum ki hiç dokunmadan biraz ben büyüteyim bunu. Dişinize dokunmadan bir görün öncesinde. Bak böyle olacaksınız. Ama sizin bu sevimliliğinizi alacak.
ben olsam diyorum, bende olsa ben bunu bırakırım. Hmm. Benim ön dişim mesela daha fazla uzundur biraz. İdealden biraz uzundur. Ama bu benim karakteristik bir yapımı oluşturuyor. Hmm. Kendi doğal dişim. Sizin kendi doğal dişleriniz. Kendi doğal dişim. Çok güzel aslında ama. Bir milim falan daha kısa olması lazım idealinden. Hmm. Ama bu benim karakterimi oluşturuyor. Daha farklı bir yapı veriyor. Daha sevecen veriyor. Dolayısıyla bunu değiştirmemek lazım. Hı hı, kesinlikle korumak lazım. Evet. Burada da dediğim gibi birazcık doktora kendini bırakıyor olmak lazım. Aynen öyle. Biraz güvenmek lazım. Peki hocam, bütün bu yaprağın dışında bondik dediğimiz yani dolgularla evet. yapılanların dışında yeni neler var? Var mı yeni bir bizim bilmediğimiz bir şey? Şimdi yenilerde dijital planlamalarımız var. Hı hı. Kişinin yüzünü çektiğimiz anda bilgisayar üstünde nasıl yapabiliriz? Neresine ne koyarsak nasıl değişebilir? Veya en şeylerinde implantları ağız içerisinde bitmiş şekilde görebiliyoruz. Ağzınızı dijital planda ölçünüzü alıyoruz, planlıyoruz. Dişiniz bitmiş bir şekilde bize geliyor. Daha implantlarınız yerleştirmeden. Yani şu burun estetiklerinde falan yapıyorlar. Aynı aynen onun mı? Gibi. O mantıkla planlanmış olarak dişin bitiş hali geldiği için elimize ve bir geçici bir diş şeklinde elimize geliyor. Hastalara o implantları yaptığımızda, yerleştirdiğimizde kişi o zorlu süreç denildiği, herkesin korktuğu o süreci aslında kolay atlatıyor. Çünkü dişli haliyle geçiriyor o süreyi. Tabii bunların hepsi yine bilgisayar destekli ve Türkiye'de diş hekimliği ileri dereceye gittiği için artık her hekim kendini geliştirmek zorunda kalıyor. Yani sadece diş çekeyim artık neredeyse diş çekmeyi unutmaya başladık. Çünkü genellikle minimal zarar vererek maksimum estetiği sağlamak. Ya estetik tabii ki çok önemli ama hem sağlık olacak, sağlığına zarar vermeyecek kişinin. Hem güzel görünecek. Zirkonlar var estetik çalışmaların içerisinde. En fazla yaptığımız işlemlerden birisi. Dişleri tabii ki kaybetmiş, çok sararmış veya kırık. Bunlar küçük dolgularla giderilemeyecekse dişi ufaltıyoruz bir miktar. İçinde metal olmayan porselenler demek zirkonlar. İçinde metal olmadığı için ışık yansıtımı çok fazla. Ya ışığın altında çok güzel parlıyor. Yapma olduğu belli olmuyor. Isı yalıtımı da çok iyi. Yani hani dişler takıldığında hastalardan şunu duyarız. Soğuk sıcakta biraz ağrım var. Buna neden olmuyor. Çünkü ısı yalıtımı çok çok iyi. Ve diş eti uyumu çok güzel. Diş etinde çok böyle normal porselen, metalli porselenlerde seneler sonra morartı gibi bir renkler görürüz. Bu onun yansımasıdır metalin. Bunu da görmüyoruz. Evet. Zirkonlarda bu yok. Işık geçirgenliği çok önemli bir nokta hocam. Lütfen benzetmemi mazur görün ama bazen yani eskiden de aslında şimdi artık son dönem yapılanlarda neredeyse hiç rastlamıyoruz bunlara. Işık geçirgenliği yok ve çok kalın bir materyalden de neredeyse sakız yapıştırılmış. Yani çocuklar bazen oyun oynardı. Ben de küçüklüğümde çok yapmışımdır. Doğru. Beyaz sakızları dişime yapıştırırdım. Doğru. Biraz öyle porselenler görürdük. Aynen öyle. Kocaman kocaman. Yani gülüşte kıyan şöyle bir acayip bir gülüş ve insanlar derdi bunun dişinden mi olacak hani örnek verirlerdi ama şu an o kadar doğal oluyor ki bazen biz bile bakarken yapılmış mıydı yani diyebiliyoruz ki çok ince ve güzel malzemeler. Peki bunların arasında yani neredeyse ömürlük olan süresi yani bu kadar uzun süre kullanılanları var mı? Hastaya bağlı. Eğer ki 6 ayda bir hekim kontrolünü yaptırıyorsa, herhangi bir sıkıntısı yoksa, normal şartta o dişin gitmemesi için ya ağzımızdaki ana dişimizin gitme olasılığı neyse yapılan materyallerinde yeni bir materyal çıkmadıkça gitme olasılığı o kadar ağız içerisinde. Bir izleyicimiz bir şey sormuş ama benim daha önce duyduğum bir şey değil. İkon tedavisi demiş. Zirkon demek istiyor galiba. Öyle mi? Zirkonu anlattı hocam ama ikon diye yani icon diye yazmış hatta ikon diye okunduğunu varsayıyorum. Lütfen dinliyorsanız biz mi yanlış okuduk siz mi yanlış yazdınız neyse. Çünkü böyle bir tedavi yokmuş hocam söylüyor. Zirkonsa eğer onu cevaplayalım. Yani zirkon da ana dişiniz kesiliyor. İçinde metal olmadığı için ideal bir materyal ağız için ve herhangi bir alerjik bir reaksiyonu yok. Bu da çok önemli. Metal alerjisi olanlarda veya bazen hiç bulunamıyor. Kişi alerjik cildiye doktorlarında dolaşıyor sebebi bulunamıyor. Aslında dişin içerisinde kullanılan kalitesiz alerjik olan kişinin bünyesine göre de değişebiliyor tabii. Alerjik bir bünye ise o porselen metallerinden de olabiliyor. Dolayısıyla bu zirkonlarda beyaz metal olduğu için zirkon alerji özelliği alerji olmuyor. Özelliği yok. Evet. Antep'ten bir telefonumuz var hocam sizin için. Merhaba efendim günaydın. Aslında öğlen oldu. Günaydın diyerek düzelteyim.
Buyurun evet, efendim, şimdi, dinliyoruz sizi. Şimdi hocama bir soru soracağım da mümkün mü acaba? Buyurun. Şimdi benim dişim diş mineleri olmadığı için, ölü olduğu için doktorun bana dediğine göre sararma oluyor. Gerçekten hani fırça yapıyorum, ondan sonra her türlü macunu kullandım. Hiçbir faydasını göremedim. Minelerinizin öldüğünü söylediler ve buna bağlı olarak da aşırı sararmanız var. Doğru anladık değil mi? Evet, doğrudur. şunu söyleyeyim ben. Diş eti kanamaları vardı bir zamanlar. Şu an yani bu dönem hiç olmadı yani son iki ay falan. Diş eti çekilmesi oluyor benim. Yani sebebini soruyorsunuz. Alakası var mı acaba diye soracaktım bir de. Tamam. Zirkon kaplama herhangi bir zararı var mıydı? Tamam. Daha sizin için uygun bir tedavi yöntemi mi? Tabii. Çok teşekkür ederiz aradığınız için. Antep'e sevgiler olsun. Şimdi mine yoksa dişin dış tabakası minedir. Böyle bir rahatsızlık var mıdır hocam? Muhtemelen minesi aşılmıştır, zarar vermiştir, zarar veren bir şeyle fırçalanmıştır, bir şey olmuştur. Ve dişin minesi erimiştir. Yani çok asitli içecekler içenlerde, limon özellikle çok yiyenlerde dişin minesinde erimeler görüyoruz. Ah, çok evet. Önemli bir uyarı. Evet, limon, asitli içecekler yani o bütün asitli içecekler isim vermiyorum. Hepsi diş minesine olağanüstü zararlı. Ve bazılarında sebebini bilmediğimiz hani aşım var. Soruyoruz neden? Aslında limon yeme alışkanlığı var. Bunu çok rastlıyorum ben. Limonu ısırarak yemesi ağızda asidik düzeyini değiştiriyor. Sürekli her gün yiyenlerde. Onlarda da olağanüstü minelerin dişin dış yüzeyinde olan koruyucu yüzeyi ortadan kalkıyor. Dolayısıyla dışarıdan gelen sıcağa, soğuğa veya lekeleşmelere herhangi bir tütün ürünlerine karşı veya çay kahve içtiniz. O lekeler daha fazla iç kısmına nüfuz ediyor. Ve ondan dolayı diş çok çabuk sararıyor. Özellikle şu marketlerde satılan beyazlatma ilaçları da dişin minesini yok ediyor. Böyle bir şey kullanılmış olabilir önceden beyefendi. Zaten beyefendi şey dedi, ben her türlü işte beyazlatmasına yönelik şeyler yapıyorum. Evet. Belki de o da yazık okuyor tabii haklı olarak. Beyazlatacağını iddia eden bir şeyleri alıyor. Aynen öyle. Kalın kalın tozlarla bazen ben şeyi duyuyorum, limon tozu, Karbonat onları karıştırıp kalın olduğu için dişin yüzeyine mineleri tamamen çiziyor. Dolayısıyla ikinci el, üçüncü el bir ay sonra dişler çok eskisinden çok daha sapsarı olarak geliyor. Beyefendiye yapılacak işlem aslında güzel bir dolgulamayla, bondinglemeyle zaten minesi gitmiş. Hani zirkon için dişi tamamen küçültmeye gerek yoktur. Yeniden mine oluşturmak gibi dişe az zarar vererek o şekilde bir işlem yapılabilir. Lamina yapılabilir. Bir de diş etinde çekilme var. Diş eti çekilmesi dedi. Bence beyefendi yanlış fırçalıyor. Ya çok haşin fırçalıyor. Yani fırçalamamak kadar fırçalamak da tehlikeli. Eğer çok sert fırçalıyorsa insanlarımızda şöyle bir şey var. Çok ben ne kadar bastırırsam o kadar temiz olacak. O kadar güzel olacak. Ve ne kadar sert fırçalarsam hani fırçam ne kadar sert olursa o kadar iyi. O öyle çitileme bir şey yok. Şeyden anneden kalma bir kültür. Öyle bir şey yok. Maalesef hekiminiz sizin dişinize bakacak ve ona uygun bir fırça verecek. Diyorlar ki hocam ben bunu temizlenmiyor zannediyorum. Çünkü beyefendinin şu anda minesi de yok. Çok daha yumuşak temizlemesi lazım. Fırçaladıkça fırça darbesiyle diş eti kayar. Veya çok diş gıcırdatıyordur. Diş sıkmasında da diş etleri olağan bir şekilde yukarıya doğru çekilir. Evet. Resimlerimiz gelmeye başladı Sonay hocam. Hanife Hanım bizimle fotoğrafını paylaşmış. Gülüşünden memnun değilmiş. Buyurun resmimiz geldi. Sizin şu ekran hocam oradan bakarsanız. Daha kolay. Şimdi tabii ki Hanife Hanım'ın yaşı çok önemli. Burada eğer genç gibi görünüyor. İdeal ortodonti ile düzelmesi. Yani tel takılarak böyle bir vaka ortalama 1 sene 18 ay gibi bir süre içerisinde düzelir. Yani genel hali aslında çok hoş değil mi? Evet. Ön dişleri falan inanılmaz güzel. Dişleri çok güzel çünkü. Yani böyle bir dişi 6 tane dişi kesip de bir zirkon yaptırmak, lamina yaptırmak ben kendi çocuğumda kıymam. Yapmam. Kendi çocuğumda yapmadığım bir şeyde hastada da yapmam. Dolayısıyla güzel bir ortodontik tedaviyle içeride kalan o dişler dışarıya doğru çıkartılır.
Ve tedavinin sürecinde 6 ayda bunu hisseder. Hani o dişler öne doğru gitmiş olur ama belli bir pekiştirme dönemleri var. Belli bir süreçtir bu tel tedavisi. Dolayısıyla bence tel tedavisi peki çok hocam, daha uygun. Peki hocam, şimdi tel tedavisi, evet. Şimdi yaşını çok bilmiyoruz. Evet. Belki çalışıyordur, belki okuyordur, üniversitededir. Evet. Belki o görseli bu yaşta istemeyebilir. Evet. Daha gizli bir ortodont veya alttan ortodonti İçten ortodontiler olabilir mi? Var. Evet. Şimdi plaklarla düzeltilen ortodontiler de var. Fakat plaklarla belli bir dereceye kadar düzeltiyoruz. Böyle bir vakayı plakla düzeltmemiz mümkün değil. İçten lingual ortodonti dediğimiz dişlerin iç kısmından takılan teller de var. Bunlar biraz daha aslında kullanımı zor. Çok kolay değil. Çünkü ağzınızın içerisinde küçücük bir şey girse bir yabancı cisim reaksiyonu yapar. Diliniz ona alışamaz. İçten teller biraz daha sıkıntılıdır hasta kullanımı açısından ama onlar da idealdir. Bu görüntü mesela dıştan tel olan bir görüntü. Bu şekilde bir tellerle dolaşacak bir süre. Evet. İdeal gülüşüne kavuşacak. İdeal gülüşüne kavuşacak ama aslında zaman o kadar çabuk geçiyor ki söylediğiniz zamanlarda göz açıp kapıya atacağı kadar geçecek zaman. Sonrasını gördükleri zaman iyi ki yaptırmışım diyor insanlar çünkü. Dediniz ki artık dijital olarak biz sonrasını da gösterebiliyoruz. Onu sunduğunuz zaman belki de o fikri dediğiniz gibi değişecektir. Bu pekiştirme için kullandığımız sonrasında. Plaklar sonrasında veya işte o plaklarla düzeltilen 26 yaşındaymış bu arada var. Yazmış bize. Yani 26 yaşında ben yine ortodontiye öneririm. Ortodontiyle düzelmesi çok daha ideal. Yine de yaptırmıyorsa ortodonti, ben her halükarda ortodontiye gücüm yetmiyor. Maliyetli bir işlem veya o kadar zamanım yok. Yarın öbür gün evlenecek. Öyle bir şey olabilir, düğün olabilir. İçeride olan o iki dişini dışarıya alma yönteminin en kolayı zirkon. Yani zirkonla o dişini dışarıya doğru çok rahat alınabilir. Kesilip tekli. Güzel, diğer dişleri zaten çok güzel. Onlara hiç müdahale edilmeden minimal olarak işlemle maksimum estetik sağlayabilir. Peki hocam, diş eti kanamalarıyla ilgili de çok soru geliyor. Ne zaman diş eti kanaması tehlikeli bir şeyin belirtisidir? Bir ara bununla ilgili böyle çok dikkat çekici reklamlar falan da vardı. Evet. Yani bizi ne zaman, her zaman doktora götürmeli elbette ki. Bunu demek istemiyorum ama hani çok ihmalkar oluyoruz. ama artık önemli bir şeyin sinyalidir deyip bizi sizlerin kapısına getirmesi lazım. Şimdi sağlıklı diş eti asla kanamaz. Önce bunu bilmemiz lazım. O kadar net diyorsunuz. Asla kanamaz. Sağlıklı diş eti fırçalarken de kanamaz. Yani çok yanlış bir fırçalama yapmıyorsak kanamaz. Normal portakal rengi görünümündedir. Sağlıklı diş eti portakal kabuğunun rengindedir. Ve bir şey sokmadıkça içerisine herhangi bir şekilde kanamaz. Kanama varsa mutlaka... Bu renk mi hocam kastettiğiniz aynen renk? Aynen öyle, o renktedir. Eğer kanama varsa mutlaka ki bir sıkıntı vardır ağız içerisinde. Ne oluyor? Biz yemek yiyoruz. Yediğimiz besinler eğer ağzımızın içerisinde yeteri kadar temizlenmezse bunlar dilimizin üzerine, dişlerin arasına, oralarda birikiyor. Biriken bu besin parçacıkları bakteriler asitle etkileşip bakterileri açığa çıkarıyor. Bakteriler diş etlerinin dibine yerleşiyor, diş taşını oluşturuyor. Diş taşları diş etlerinde hep mor bir görüntü oluşturuyor. Dışarıdan bakıldığında hem kanamalı. Hasta bu kanamayı görünce zaten fırçalamayı ya çok yüzeysel yapıyor ya hiç yapmıyor. Doğru. Kanıyor, ürküyor çünkü. Yapmadığı için oradaki diş taşları daha fazla birikiyor ve daha kötüye götürüyor. Ne olur bunlar oradayken? Diş etleri aşağıya doğru çekilir. Kemiğe doğru erimeye başlar. Diş kemiğini eritir. Belli bir süre sonra sallantılar başlamaya başlar. Fakat her diş eti kanaması da illa hani dişte hiçbir sorun yoksa, bakımı yerindeyse bazı vitamin eksikliklerine de diş eti kanayabiliyor. Evet. Genel olarak hani o durumda hani diş hekimine gidecek, baktıracak, ağız sağlığı gayet yerindeyse. Sonra belki bir iç hastalıkları doktoruna gitmesi. Eğer kanıyorsa mutlaka diğer tahlillerini yaptırması gerekiyor. Hocam peki diş eti çekilmesiyle ilgili çok fazla soru geliyor. Onlara toptan da bir cevap olması için sormuş olayım bunu. Diş eti çekilmeye başladıysa geri dönüşü yok mudur artık? Belli bir miktarda eğer bir ki izleyicimize olmadığı söylenmiş çünkü o yüzden. Hissediliyorsa yani belli bir miktarı aşmamışsa yok. Kemiği eritmemişse daha doğrusu var. Yeniden yerine gelebilir. Diş eti kemiği takip eder. Ağızdaki kemiği takip eder ve kemikle gider. Şöyle ben şurada basitçe şuradan da çok rahat gösterebilirim kalem aslında. Kalem ister misiniz hocam? Şimdi dişle diş eti şu seviyededir diye düşünelim. Şöyle şu kısımda. Şu kemik, şu kemikle bağlantı yeri burası. Şöyle biraz daha ekrana doğru tutarsanız. Kemiği güzel. Eritmeye başlarsa şöyle şuralara kadar erimeye başlıyor artık. Yavaş 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 eriyor. Dolayısıyla diş eti de aşağıya doğru çekiliyor. Eğer buradaki kemikte
erime olmadıysa, sadece diş eti çekildiyse, diş eti orada bir taş oluştu, diş etini aşağıya doğru ittiyse bu diş eti yerine gelir tedavi olduktan sonra. Fakat kemiği erittiyse yerine gelemiyor maalesef. O zaman çünkü tedavisi ne oluyor hocam? Tedavisi ne oluyor? Bazen buralara ağzın iç kısımlarından, damaktan aldığımız diş etlerini, yumuşak doku greftlerini koyabiliyoruz. Yama yapıyoruz bir anlamda. Kanımızdan aslında. Kendi kanımızdan aldığımız PRP'leri koyuyoruz. Ah, PRP oraya da mı geldi? PRP ağızda aslında çok etkili. Güzellikle başladı. Dizde de ya da sıralaması ters olabilir. Dizde kullanılıyordu. Dizde başladı. Sonra güzelliği. Hı-hı. Dişte de uzun süredir kullanıyoruz. İmplantlarda da kullanıyoruz ama diş etlerine de çok etkili sonuç veriyor. Diş etinin hacmini artırıyor bize. Tabii ki onu belli kemik greftleri var. Vücuttan aldığımız veya dışarıdan sentetik olan kemik greftleriyle birlikte. Oralara yama gibi diyeyim ben size. PRP ile birlikte koyduğumuzda ideal olan şekle tekrar getirebiliyoruz. Çözüm olmayan bir şey yok. Yeter ki başvursunlar. Evet. Yaren Hanım'dan bir fotoğraf gelmiş bize canlı yayında. Yaren Hanım hamile. Sağlıkla kucağına almayı nasip olsun inşallah çocuğu. Bu hamilelik esnasında olmuş anladığım kadarıyla damak darlığı varmış, dişleri üst üste binmeye başlamış. Problem bu hocam. Şimdi hamilelikte olmaz bu ama önceden olan bir süreç varmıştır. Muhtemelen burada 20 yaş dişleri falan da çıkmaya başlamıştır. Dolayısıyla öne doğru itip dişleri üst üste bindirmeye başlamıştır. Diş eti çekilmesinde de dişler ya aralanır ya üst üste binmeye başlar kemik eridiği için. Hocam benim yani resimden mi kaynaklı bilmiyorum ama gözüme çarpan şu orta bölümlerinde hafif lekeler var. Koyu renkli bir şey. O neden kaynaklı? O muhtemelen bence bakım eksikliği veya şeydir. Eskiden yani dişinde olan bir ilaç lekeleşmesi gibi görünüyor. Çocuklarda da zaman zaman oluyor değil mi? Çay kahve lekesi gibi değil de sanki onun gibi. Güzel bir temizlik yapıldıktan sonra bence çok ideal bir bonding hastası bu. Yani şu yandaki dolguyla küçük dişleri dolguyla yapılabilir. Dişe hiç zarar vermez. Güzel bir sağ taraftaki dişine hiç dokunulmadan sola çok hafif bir ilave ve küçük yandaki lateral dediğimiz o küçük olan dişleri bir ilaveyle çok güzel bir gülüşü olabilir. O zaman hastanın. Şöyle diyelim Yaren Hanımcığım, siz bebeğinizi sağlıkla doğurun. Aynen öyle. Bizim de programımız devam ediyor olursa bizi yeniden bulun değil mi hocam? Yaparız. Seve seve. Ben sizin adınıza söz verdim tabii ama doğum hediyemiz olsun hiç Yaren Hanım'a. Değil. Tamam Yaren Hanımcığım, kolay bir şekilde takmayın, siz hamileliğinizin keyfini sürün inşallah. Aynen öyle. Hocam diş sarılığıyla ilgili çok soru geliyor. Ne yapalım diye sorarlar. Nasıl beyazlatabiliriz? Şimdi kişinin ten yapısına göre olan bir mine yapısı var. Dolayısıyla bu daha sarışın, açık tenli kişilerde dişler daha böyle sarımtırak gibi görünür. Çok böyle bembeyaz görünmez. Esmerlerde biraz daha açık renktedir. Normal ideal fırçalıyorsak zaman içerisinde oluşan çay kahve lekelerini giderebiliyoruz. Fakat eğer ki 4-5 ton açmak istiyorsak dişimizin rengini diş beyazlatmalarına başvurmamız gerekiyor. Fakat hekim kontrolünde olan diş beyazlatmaları. Ofis tipi denilen ofis mi hocam? Tipi, ev tipi de olabilir ama hekim bunu yapacak. Ofis tipinde ne oluyor? Bir özel bir diş eti koruyucularını koyuyoruz. Bir ağartıcı malzeme sürüyoruz. Ardından bunu aktive edici bir ışık kaynağı tutuyoruz. Fakat kullanılan o ağartıcı malzememizin kalitesi çok önemli. Ve diş etlerine, diş etlerine gelmemesi için de müthiş bir koruma yapıyorsunuz. Özel bir koruma yapılması gerekiyor. Çünkü bu diş etlerine geldiğinde diş etini geriye dönüşümü olmadan mahvediyor. Yakıyor diş etini. Bir iki noktada bazen hani gözümüzden kaçtığı noktada olsa bile orası hemen beyazlıyor. Hasta sancı duyuyor, ağrı duyuyor. İdeal beyazlatmalarda daha sonra çok ciddi sızlamalar olmaz. Yani çok hafif bir sızlama normaldir zaten kişinin yapısına göre. Yine ev tipi de yapılacaksa hekim bir ölçü alacak, bir plak hazırlayacak. Hazır plaklar değil. Sizin ağız yapınız farklıdır, benim yapım farklıdır. Marketlerde satılanlarda hazır bir şey satılıyor. Dolayısıyla onu koyuyor ama diş etini yakıyor, doğru dürüst beyazlatmıyor ve Antep'ten söyleyen izleyicimiz gibi bineyi mahvediyor. Bineyi mahvedebiliyor, evet. O şekilde beyazlatabiliriz. Evet, yine güzel bir soru gelmiş. Çenesi öndeymiş, ameliyatsız düzelebilme ihtimal var mı 16 yaşında hastamız? Şimdi ortodonti ile düzelme olasılıkları var ama bunların bir limitleri var. Kafa yapısına göre olan bir filmimiz var. Sefalometri dediğimiz, panoramik dediğimiz bütün çenemizi gösteren filmlerimiz var. Bunları inceleyip belli değerlerimiz var. Onlara göre karar verebiliyoruz. Diyoruz ki bu hasta ameliyatsız düzelebilir veya şu kadar düzelebiliyor. Alt çenesi şöyle diyebilirim. Şöyle göstereyim ben. Bu Sabancı çenesi dediğimiz. Hani Sarkıt Sabancı da rahmetli. Alt çene önde olabiliyor. İnşallah. Bazen o çeneyi şu hale getirebiliyoruz.
Ama şu şekilde atlatamıyoruz. Hastanın isteği ne? Eğer alt çene çok öndeyse bu sefer gerçekten ortognatik cerrahi dediğimiz eklemlerimizle kesilerek içeriye alındığı bir tedavi uygulamak şart oluyor. Evet. Tabii ki çok çeşitli materyal var hocam. Metallerden evet. bahsettik, zirkonyumlardan evet. Bahsettik. Şöyle bir soru gelmiş Nazmiye Hanımefendi hı hı. herhalde. Üste 6 adet implant yaptırdım ama hekimim dişleri metal altyapılı porselenle hı hı. yaptı. O şekilde uygun evet. görmüş. Ben zirkonyum istiyordum. Uygun olmadığını söyledi. Böyle bir şey olabilir mi? Olabiliyor tabii hı hı. ki. Çünkü onun çenenin bir kaldırma gücü var. Hı hı. Zirkonlarda bir miktar daha ya ona uygun kişiye uygun abutment diyoruz. İmplantların hı hı. üstüne bir şey yerleştiriyoruz. İmplantı şuradan göstereyim ben. Hı hı. İmplant görseli mi hocam? Bu implantın çene içerisindeki olan yeri. Şunlar çene içindeki yeri. Abutment denilen şeyler şunlar. İmplantı bu şunlar ağız içerisinde görünüyor. Ve buna üstüne takılan dişler şu şekilde yerleştiriliyor. Şunları bazen şu implantların çeneye olan dağılımına göre içine metal koymak zorundayız. Ki o kuvveti çeneye göre yaysın. Yani muhtemelen doktoruna güvensin. Öyle bir özellikle biz de bazen öyle söyleriz. Bu biraz şey gibi yani bir bina inşa ediyorsunuz hı-hı. ama zemininin malzemesi göre. Kiminin aynen kaya öyle. Oluyor, kiminin tabii balçık ki. Oluyor, daha tabii sulu bir zemin hı-hı. oluyor. Ona göre aynen malzeme öyle. Seçiyorlar. Yani kemik onu absorbe edebilir mi, edemez mi? Bazen hı-hı. etten ya da işte o içindeki metalden de destek alabiliyoruz. O zaman çok Nazmiye Hanımcığım içiniz rahat olsun. Zirkonyum yani hocam hep dedim bir aynen istekle öyle. Geliniyor ama İstekler İlla bazen değil. Önemli değil, yapılması yani tedavinin şekli önemli. Herkese göre indikasyonudur. Yani hı-hı. bazen hastanın çok parası da olabilir, en iyisini de yaptırmak isteyebilir. Fakat o kişinin ağzına metal altyapılı porselen uygundur. Yani siz ne yaparsanız yapın ama o uygunluk odur. O basınca o kaldırabilir mesela. Doğru. Öyle de yapılabilir. Hocam çok enteresan bir soru gelmiş. Bebeklik dişim düşmedi. Yaşı da olan bir hanımefendi. Evet. Yani gene genç ama hani evet. bebeklik dişinin düşmesi için yaşı var anlamında söylüyorum. Estetik uygulama yapılabilir mi demiş. Şimdi onun kökünü görmek lazım. Filmde röntgen çekmek lazım. Şu anda bazen genetiksel hastalıklarda da olabiliyor. Bu süt dişi değişmemiş olabilir. Fakat insanlar şu andaki çocuklarda katı besin yemiyorlar. Maalesef hep yumuşak besinlerle besleniyorlar ve bunlar süt dişlerinin değişimini geciktirebiliyor. Röntgen çekilecek. İçinde eğer diş yok ise, sadece süt dişi duruyorsa ve kök de çok böyle erimemiş ise onun üstüne küçük dolgucuklarla ağızda gittiği yere kadar tutabiliyoruz. Çünkü oradaki kemik erimesine de engel olabiliyor süt dişi. Evet harika. Programımızın başında anons etmiştim. Bir izleyicimiz Sevcan Hanımcığım bize başvurmuştu. Bizden destek istemişti dişleri için. Biz de kendisini sevgili hocam Sonay Hanım'a emanet ettik. Gittiler, buluştular. Onlar bir ön muayenesini yaptılar. Bilmiyorum tedaviye başladılar mı? Birazdan canlı canlı tüm detayları öğreniyor olacağız ama önce o süreci hep birlikte bir izleyelim. Sevcan Hanımcığım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çocuklara ekip sessiz oluyor deyince ben de anonsu sessiz yaptım. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkürler. İyi ki bize başvurdunuz ya. Ne güzel oldu değil mi? Evet. Bekliyor muydunuz? Beklemiyordum çağıracağım da şok oldu. İyi ki evet, geldiniz. Evet. İnşallah tedavi süreciniz de tamamlanacak. Şimdi 2 günde yapılabilen kadarına başladı sevgili hocam. İzledik de detaylarını ama dedi ki daha implantlik bir durum var. Ama implant biliyorsun bir süreç ve sen de tabii ki iyi bir öğrenci gibi devamlılığı sağlayacaksın. Hocam ne derse evet. yapacağız. Ne aşamadayız hocam biraz anlatır mısınız? Şimdi Sevcan Hanım hakikaten uyumlu bir hanım. Hı-hı. Yani hiçbir şey reddetmiyor. Yani siz ne uygun görürseniz diyor. Dolayısıyla böyle hastaların işleri rast gider. Aynen maşallah. Çok iyi gider. Hep öyle gitsin inşallah. Çok ciddi diş eti sıkıntısı vardı. Müthiş bir kanaması vardı. İlk seansta zaten diş etlerinde güzel bir temizlik yapılınca diş taşları uzaklaştırınca bayağı bir sonuç aldık. İkinci gelişimde en ufak bir kanama yoktu. Güzel ön dişlerini biraz beyazlattım. Ardından da bondingleme yaparak hani en azından dışarıya görünüşünü iyi hale getirdik. Kanal tedavisini yaptık. Bir tane çok çürük dişi vardı. 5-6 tane dolgusu vardı. Onlara giderdik. Arka dolgularını da bondingin hı-hı. dışında. Fakat hatta 2 tane eksik dişi var ve onlar asıl yemek yeme dişleri. Hı-hı. Eğer tam ki, çiğnediği yerler yemek yeme çiğneme dişleri.
bir dişiniz eksik olduğu zaman bir şey olmaz ama ne olur? Onun üstüne diğer dişlere binen yükler fazla olduğu zaman öbürlerinin de çürümesini hızlandırır. Gel hadi gel. Dolayısıyla seni durduramayacaklar belli, gel. Onlara da tamam, ideal bana tedavi hadi sen de gel. Devamı yok değil mi Sevcan? Yok, yok. Onlara da ideal tedavi yöntemi olan implantı yapacağım. Benden ona güzel bir hediye olacak. Teşekkür ederim. İnşallah mutlu şekilde yemek yer, güzel gülümser, çocuklarını büyütür. Evet. Şöyle bir gül bakalım. Bir beyazlamış değişiklikte. Ay şimdi bile ne kadar çok fark etmiş. Şu tarafında dişi yoktu. Evet. Olunca hemen yanağının o çöküntüsü gitti. Güzel, son hoş gülüş. Çok ilgilendi. Güler yüzünü eksik etmedi bize. Çok tevazu bir bayan gerçekten. Senin kalbin güzel olduğu için biz hep bu programda onu konuşuyoruz. Güzel yaklaştığın zaman güzel insanları da Allah bir araya getiriyor. O etkiyi verir. Aynen öyle. Çok ilgilendi bizimle. Sağ olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Biz sana teşekkür ederiz. Evet, biz de seni görüyoruz. Hepimiz seni görüyoruz. Evet. O zaman Sevcan Hanım çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi bundan sonra Sonay hocama emanetsin. Aynen öyle. Teşekkür. İhmal etmiyorsun. Tedavi sadece televizyonluk değil. Aynen öyle. Önemli olan sonradan da tedavi sonuna kadar götürmek ve bitirmek. Çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra kocaman kocaman gül. İnşallah hayatta hep yüzünü İnşallah. Güldürsün. Teşekkür Ama ediyorum. Ama seni hiç güzel şöyle gülerken görmedik. Gel bak şöyle, şöyle güzel bir gülen bir karemiz olsun ha. Değil mi? Evet. O zaman öpüyorum seni çocuklarından. Hoşça kal diyorum. Hoşça kalın. Hocam ellerinize sağlık vallahi. Yani bu kadarı bile çok çok şey fark ediyor. Tam yeme dişlerini de dediniz. Aynen İmplant öyle. İmplant aslında insanın görseli bir tarafa bırakalım ama hayat konforunu çok arttıran bir şey Hem değil mi? Hem de nasıl? Çünkü yemek yiyemiyorsunuz veya diğer taraftan eğer ki orada eksik diş varsa dişleri yandaki dişleri keserek yapıyoruz. Ufaltıyoruz sağlam dişleri. Oysa implantta o kesme işlemi olmuyor. Dolayısıyla o bölgede kemik erimesi meydana gelmiyor. Hı hı. Ve son derece sağlıklı. İmplant eskiden çok daha şeydi. Zor süreçler içerisindeydi. Şu anda planlama olduğu için gerçek güzel bir planlamadan sonra tek bir implantın yerleştirilmesi 4 ile 5 dakika arasında değişiyor. O vidanın, yani vida dediğimiz şu görselin aslında öyle. Takılması. Onun yerleştirmesi 4-5 dakkalık bir işlem. Hocam, yani çok hasta çok değil. Acı duyuyor mu? Uyuşturulduğu için aslında duymuyor. Hı hı. Yani ondan korkuyorlar. Göre, böyle çok hani insanların aklında hep böyle matkabın içine girmesi gibi öyle. Bir algı yani var ya. Düşün, bir de internetten insanlar onun o görselini, şeylerini izliyorlar. Aslında bu yanlış. Hı hı. Yani onu çok fazla izlememeleri lazım. Hı hı. Çünkü oradakiler bize abartılarak gösterilen şeyler. Sadece diş etinden, uygun yerden, birkaç tane yerinden 3-4 frenzleme diyoruz. Açtıktan sonra implant şu kısım içerisinde kalıyor. Çene kemiğinin içerisinde duran kısım kalıyor. Ortalama 5 hafta bazen 2 ay kemiğin durumuna göre ardından üst yapısı dediğimiz üst yapısı yerleştiriliyor. Hasta sağlıklı kullanabiliyor ve oradaki kemik erimesine de engel olunmuş oluyor. Hı hı. Şöyle bir şey sormuşlar. Hı hı. Diş etlerinde çekilme varmış. Bu evet. nedenle damardan 4 tüp kan alınmış bir cihazla PRP işlemi yapılmış. Sen tüpürüş, ben de ilk okuduğumda bunu şey yaptım. Diş kökleri temizlendikten sonra yeni deriye diş etine ekleyip yukarı çektiler. Bu teknik sizce nasıl bir teknik diye size sormuşlar. Bu ideal bir yöntem çünkü son derece sağlıklı bir şey. Kendi kanından olduğu için kök hücreler de bulunuyor onun içerisinde. Dolayısıyla iyileşme çok hızlanıyor. Diş etinde hacimli bir hale geliyor. Bir de aslında unutmadan şunu geçeyim. Ağız bakımı ve fırçalama dedikten sonra bir de dil fırçalaması çok önemli. Onu hiç unutmayacağım çünkü şöyle dil temizleyicileri var. Biz dişlerimizi fırçalıyoruz. Aha. Her şekilde fırçaladık dişimizi. Fakat o bakteriler bizim dil sırtımıza da yerleşiyor. O sabah ağız kokularını yapan bunlar şeyler de onlar. Bunlar satılıyor dışarıda, eczanelerde, her yerde. Değişik şekilleri var. Bunlar sadece örnek diye getirdim ben. Şöyle dili içeriden şu şekilde dilin yüzeyini temizlemesi gerekiyor. Bazen de diş fırçalarının arkalarında onda da oluyor. Ama o yeterli olmuyor. Yani bunlar maalesef hani bunlar çok daha sağlıklı. Efektif, yani dişleri fırçalamak yetmiyor. Diş ipi kullanacağız, dilimizi fırçalayacağız. Zaman zaman doktorumuza gideceğiz. Evet. Fahrettin Bey telefon attığımızda hocam. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Dinliyoruz sizi hocamla, buyurun. Benim şikayetlerim çok hanımefendi. Dinliyoruz. Süremiz el verdiğince şöyle özet geçerseniz. Tabii. Bundan yaklaşık 5 yıl önce diş yaptırdım. Önce anker. Anladım. Acil yaptırdığına memnun kalmadım. Ne yaptırdınız beyefendi? Duyamadık biz.
Anker diş. Doktorun daha iyi. Evet, ben anlamadım. Evet. Anker yaptırdım, ondan memnun kalmadım. Tamam. Bunun mukabilinde diş doktorun dedi ki ankerizi kullanamıyorsun. Şey yaptır bana dedi. Pardon, affedersiniz. İmplant. Tamam. Evet. Başka bir de o yapmıyordu. O bu işleri anlamadığı için. Markada vermeyelim. Ben çünkü anlamıyorum bazı şeyleri. Arada kaçmasın markalar. Başka bir doktora gittim implant yaptırmak için. Tamam. İmplant, 7 tane implant yaptırdım. Altta 2'şerden 4. Tamam. Sağlı sollu. Bir de üst tarafa, sağ tarafa 3 tane implant daha yaptırdım. Tamam. İmplantlardan hiçbir şikayetim yok. Fakat başımda benim şu an 14 milimetre, artık onu bilemiyorum. Hı hı. Doktorum daha iyi bilir. Hı hı. Hipofiz bezinde şey var. Tamam. Kist oluşmuş. Anladık. Dişlerde olabilir mi? Dişten kaynaklı olabilir mi diye soruyorsunuz. Evet. Yok, olmaz. Şimdi implantlar titanyum malzemeler. Hı hı. Titanyum malzemeler olduğu için dünyada herhangi bir alerjik özelliği henüz görülmemiştir. Hı hı. İmplant son derece sağlıklı. Beyefendi söylediği anker dediğinde yine çıt çıtlı protez dediğimiz, yani yarım takma çıkarma dişlerden, ağızda yine o protez, büyük protezlerden kullanıyor. Oysa implant da sabit oluyor diş. Dolayısıyla çok daha rahat etti. Hı hı. Ama o hipofiz bezindeki tümör muhtemelen önceden varmıştır. Tabii şu anda MR'a girme sorunu olacak, çıkacak, ama MR'da da herhangi bir aksi görüntü vermez implant. Ya bu çok sorulan bir soru bize çünkü. Önemli bir detay, evet, bu. Yani implant olanlar normalde MR'a girmemeli MR'a mi? MR'a girebilir. Ha, çünkü girebilir. Titanyum tamam. malzemelerdir. Sadece ortodonti için taktığımız şu küçük şeylerden, bu braketler dediğimiz braketler metal braketlerdir. Hı-hı. Ve bunlar da eğer beyin MR'ı çekilecek ise bunlar biraz sapma yapar. Dolayısıyla hı-hı, bunları çıkararak girdiriyoruz. Ama implant yaptıran kişi rahatlıkla MR'a girebilir. Herhangi bir tümöral veya vücut ile bana da çok soruluyor. Kalp krizi geçirdim sonra acaba implanttan mı? Hı-hı. Öyle bir şey yok. Hı-hı. İmplant eskiden de vardı. Diz protezimizdeki dizlere takılanlar, vücudumuzda çeşitli kemiklere takılan, ortopedide takılan implantlar gibi. Üstelik diştekiler saf titanyum. Hı-hı. Titanyumun dünyada herhangi bir alerji veya hastalık yapma olasılığı yok. Zaten hocam geçen gün bir programımıza gelen bir hocamız, hı-hı, şimdi kimdi hatırlayamıyorum, evet, çok da özür diliyorum. O bahsetti. Titanyumun zaten vücutta kullanılma hikayesi o kadar çabuk, yani vücutla adapte oluyor. Adapte oluyor ki bu şekilde keşfediliyor. Ayrıştıramıyorlar vücuttan. Aynen öyle. Ve diyorlar ki bu kadar vücutla adaptasyon, hı-hı, sağlıyorsa biz bunu vücuttaki, hı-hı, bazı eksiklikleri tamamlamak için tabii kullanabiliriz yani, diye. Ortopedide de çok kullanılıyor çünkü, hı-hı, her bölümde, hemen hemen tıbbın her bölümünde artık titanyum kullanılıyor. Hocam çok hamile hastalarımızdan, hı-hı, gelmiş. Evet. 7 aylık hamileyim. Hı-hı. Sağ üst kök dişim çok ağrı yapmaya başladı. Sağ tarafımda yemek yiyorum ve sağ alt kök dişimde kırılma olmuş. Tedavi görsem zararı olur mu hamilelik esnasında? Şimdi hamilelerde şöyle bir yanılgı var. Hı-hı. Bebek annenin, bebek ihtiyacı olan kalsiyumu annenin dişinden alıyor. Öyle bir şey yok. Bebek ihtiyacı olan kalsiyumu annenin kemiklerinden alıyor. Hı-hı. Eğer ki yeterli değil ise onlar, sıkıntı var ise, bu durumda ağız hijyeni kötü ise daha doğrusu ve hormonlar salgılanıyor anneden, hı-hı, bir takım hamilelik, tabii, hormonları. Bu hamilelik hormonları ağız mukozasını dışarıya açık hale getiriyor. Dolayısıyla çürüye biraz eğilimli ve ağızda kusmanın etkisiyle sürekli bir asidik ortam. Asidik ortam nedeniyle de çürümeler fazlalaşıyor. Hani insanlar sürekli kusuyor, kusma sonunda hemen yapamıyor. Tabii. Hamileliğin bir lüksü vardır. İstediğini yer, içer, bunun bir şeyi var. Değişik şeyler, gece yemeleri artıyor. Aslında çürümelerin hızlanmasının sebebi bu. Yani yeterli ağız bakımının olmaması. Çünkü ağız bakımının çok daha ileri seviyede olması gerekiyor o durumda. Ağız dışarıya asidik ortamda arttığı için. İlk 3 ayda bebeğin ilk oluşumu olduğu için genellikle tedaviden kaçınıyoruz. Aslında her türlü tedavi yapılabilir bütün hamilelik süresince. Ama hastanın hani koltukta oturma pozisyonu veya sürekli kusma pozisyonları, ilk 3 ayda diyoruz bebeğinizin oluşum aşaması.
ortadaki 3 ayda, 4, 5 ve 6. ayda rahatlıkla her türlü tedavi yapılabilir. Son 3 ayda ise, yani 7, 8, 9'da hastanın karnı çok büyüdüğü için oturma pozisyonundan dolayı biraz diş koltuğunda kaçınıyoruz. Eğer çok ciddi korkuları yoksa, yapılan ilaçların, iğnelerin en ufak bir zararı yok. Tabii gebe olduğunu söyleyecek. Sadece röntgen çekemiyoruz. Röntgen zararlı. O durumda da bazen çok gerekirse kurşun önlükler giydirip o durumda da çekebiliyoruz. Ama onun dışında hamilelikte rahatlıkla tedavisini yaptırabilir. Evet. Güzel haberi de almış oldunuz. Sibel Hanım bu defa bir fotoğrafını bizimle paylaşmış. Şu dipnotu da düşüyor. Ortodonti tedavisi görmek istemiyor. Bunun haricinde ne öneriniz olur sevgili hocam? Şimdi bunda güldüğümüz zaman normal şartta aslında ideal şöyle bir elips gibi olur. Şuradan göstereyim. İdeal gülüşte şöyle gösterdi, şöyle göstereceğim. Şöyle bir gülüş olması lazım. Önden artan, arkaya doğru azalan şekilde dişlerin görünmesi lazım. İdeal gülüş o. Resmi tekrar alalım evet, mı? Evet, gelecek şimdi resim tekrar. Burada birazcık o arkaya doğru olan aşmış. Önler daha yukarıda duruyor. Doğru. Dolayısıyla gülüş aslında kötü yapan bu. Yani bu ince nüans. Öndeki o iki dişine çok hafif bir sol taraftaki dişe küçük bir törpüleme, küçük bir bonding, şu yandaki dişlerini hafif bir uzatma gülüşünü tamamen değiştirecek. Yani aslında minik aslında dokunuşlar. Dört dişine küçücük dokunuşlar. Yani çok ciddi kesmeler asla olmadan, kesme yok, porselen zaten yapılmadan, hiç onlara dolguyla sadece. Küçücük dolgularla, güzel estetik dolgularla yapılırsa son derece güzel bir gülüşe sahip olabilir. Sibel Hanımcığım, size de güzel haberler vermiş olduk. Bir izleyicimiz de şöyle bir şey yazmış. Gül Hanım, 10 yaşında kızım var. Küçükken antibiyotik içtiğinden dolayı dişleri sarı çıkıyor. Ne yapmalıyız? Böyle bir şey olabilir mi hocam? Küçükken çok fazla kullandıysa evet olabiliyor. Yanlış antibiyotik kullanımı, fazla antibiyotik kullanımı dişlerde problem yapabiliyor. Biraz daha bekleyeceğiz artık. Tamamen bütün süt dişlerini değiştirme dönemi 12 yaşından sonra bitecek. Bütün dişleri değişmiş olacak. 12 yaşından sonra ana dişlerinin tamamı çıkmış olacak. Ona göre hani hangi antibiyotikle ne kadar zarar verildi bakalım, ona uygun bir tedavi yöntemi seçilmesi gerekiyor. Ama antibiyotik kullanımı çok önemli. Çocukken sürekli boğaz enfeksiyonlarından dolayı daha başlamadan, yani doktor kontrolü olmadan antibiyotik almamak gerekiyor. Evet, bunun zaten tüm hekimler altın defalarca çiziyor. Çünkü bağırsaklarımızdaki o probiyotik şey dediğimiz yararlı bakterileri de yok ediyor. Evet. Bir izleyicimizin şöyle sorusu var Nermin Hanım'ın. Diş etlerimde ciddi şekilde devamlı sancı ve uyuşma var. Tedavisi mümkün müdür diye soruyor. Muhtemelen yine diş eti problemleri var. Diş etlerinde kanamalar falan da vardır. Ama burada ben hemen az, yani izleyicimize bunu söylemiyorum ama ağız kanserlerine gireceğim. Ağızda geçmeyen uyuşukluk varsa, ya yani bir enfeksiyonda da uyuşukluk olur ama her türlü tedaviler yapıldı, bakımlar yapıldı ama belli noktalarında geçmeyen uyuşmalar varsa bunlar bir ağız kanseri belirtisi olabiliyor. Ağız içerisinde küçük küçük böyle kırmızı beyaz benekler dil sırtında daha çok olabilir. Ağızda geçmeyen yaralar, bunlar özellikle çok ağrısızdır. Ağrı olmaz. Ağrı olmayacağı için de kişi doktora gitmekten çekinir. Yani bir şey yok, nasıl olsa bir takım lekeler var. Yutkunma güçlüğü varsa, ses kısılmaya başlarsa, özellikle yutkunma güçlüğü söyler, boğazım bir şey var gibi, dil köküne çok şey yerleşir. Dil altına çok yerleşir. Bunlar geçmeyen ve kanamalı yaralar. Bunlar çok önemli. Ama hanımefendideki uyuşma muhtemelen enfeksiyon kaynaklı. Diş enfeksiyonunda da o bölgeden tedavi edilmezse uyuşukluk yapar. Uyuşukluk yapar. Evet, ama hocam da bu sorunun vesilesiyle önemli bir konunun da altını çizdi. Ağız kanseri diye de bir şey var sevgili izleyenler dedi. Özellikle lekelere, ses kısıklığında, evet, yutkuma zorluklarında uyanık olalım. Evet. Bir izleyicimiz daha görüntüsünü bizimle paylaşmış, ismini paylaşmamış. Dişinde kırık varmış, bunu nasıl çözeriz diye. Bu eğer ki ön dişleri biraz içeride görünüyor, çok basit dolguyla giderilebilir. Bu çok kolay bir yöntem. Yani yaklaşık yarım saati almaz. Yarım saat içerisinde güzel bir dolguyla bu kırık giderilebilir. Dişe de en ufak bir zarar vermez. Evet, yarım saatlik bir iş. Evet. Görüyoruz ki hocam aslında tedavisiz pek de bir şey yok. Yok. Önemli olan şu 6 ayda bir rutin kontrolleri yaptırmak ve şu dişlerimize çok iyi bir şekilde tüzgenli bakmak, değil mi? Aynen öyle. Yemeği biliyoruz da temizlemeyi de bir bilelim, değil mi? Özellikle gece yatarken. Yani gündüz konuşuyoruz, sakız çiğniyoruz veya herhangi bir şekilde ağzımızı çarkalıyoruz, su içiyoruz. Bunlar da bir miktar temizlemeye etkili, mekanik temizlik yapıyor. Ama gece yatarken kalktınız, gece bir şey şekerli bir şey içtiniz veya şekersiz
attınız ya da küçük bir şey leblebi attınız, mutlaka tekrar fırçalayacaksınız. Evet. Çünkü boş kalıyor ağız ve mutlaka çürük oluşur. Hocam çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Sevcan Hanım'ın tedavisini üstlendiğiniz ve devamını sağlayacağınız için de şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet, İbrahim Mayda ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Osteopat ve fizyoterapi uzmanı. Bir dakika hocam, ben halledeceğim hemen onu. Kaldırdık. Buyurun hocam, oturun. Ben şöyle yardımcı olmaya çalışacağım size. Hop, çok tamam. Teşekkür Hali ediyorum. Oldu. Rahat mıyız? Rahatım, sağ olun, ama ben ayakta anlatmak istiyorum. O zaman hocam kalkın. Bizim de ideal, en çok sevdiğimiz ayakta olalım. Çünkü anlatacaklarımız bizi aslında sağlıklı bir şekilde ayağa kaldıracak değil mi hocam? Şimdi evrimsel olarak insanoğlu ya yürüdü ya uyudu. Hı hı. Şimdi evrimimizde, insanın evriminde oturma diye bir kavram yok. Darwin masayı buldu, ama masayı bulurken Darwin uygun sandalye de yaptı. Fakat oturdu, baktı adam beli ağrıyor. Hı hı. Tuttu ayakların altına bir tane yükselti koydu. Hı hı. Yani dizini yükseğe koyduğun zaman, 5 santim yukarı koyduğun zaman kalça ekleminden yük ne yapıyor? Yük şu kemiği biniyor. Yük şuraya biniyor. Eğer ayaklarınızı yere koyarsanız yük direkt bele biniyor. Buyurun bel ağrısının nedeni. Yani evrimsel olarak hayatımızda şey yoktur. Yani oturma kavramı yoktur. Hı hı. Oturursanız da normlara uygun olarak oturacaksınız. O açıdan ben oturmayı tercih etmiyorum. Bir osteopat olarak, bir fizyoterapist olarak, uzman fizyoterapist olarak, psikonorimlolog olarak tercih etmiyorum. Evet, en güzeli hocam. Ben de mesela demin uzun süre oturdum ya, mesela hemen siz gelinceye kadar bile şöyle bir ayağa kalkıp bir kendimi duruş olarak bir düzeltme gereği hissettim. Çok haklısınız. Yani vücut diyor ki bir kalk, bir ne yap diyor artık, omurganımı bir düzelt diyor. O sinyali içsel olarak bana veriyor. Kaslar 20 dakika yük taşır. Hı hı. 20 dakika sonra yük ligamanlara biner. Hani bir et vardır, çilersiz yutamazsınız. Aha. Etti 40 dakika. 20. dakika sonra et 60. dakikada, yani 40 ile 60 dakika arasında yük kemiklere ve sinirlere biner ve ağrınız oluşur. 2 saat sabit oturursanız yara oluşur. Doğru, mesela yatan hastalarda. Evet, yatak hastalarında. Yara oluyor yatmaya şimdi bağlı. O açıdan bizim felsefemiz şudur. Yani olabildiğince hareketli olmaktır, dinamik olmaktır. Hı hı. Hocam şuradan başlayalım mı? Şimdi osteopati bizim tabii ki duyduğumuz ama bizim gibi hiç duymayan kişiler de olabilir. O yüzden oradan bir en temelinden başlayalım mı? Ne demektir? Siz bu işin kompetanısınız. Ama ne yapar osteopatlar? Memnuniyetle, memnuniyetle. Şimdi osteopati nedene yönelik çalışır. Hı hı. Sonuçla ilgilenmez. Nedeni düzeltirseniz, nedeni bulur düzeltirseniz sonuç zaten düzeliyor. Hı hı. Şöyle düşünün. Şimdi beliniz ağrıyor. Hı hı. Ayrı hekimine gittiniz. Ağrı kesici, kas gevşetici verdi size. Tamam. İyileşmediniz. Ya fizik tedaviye gideyim dediniz. Fizik tedaviye gittiniz. O da ağrı kesici verdi, kas gevşetici verdi. Hı hı. Efendim tuttu, bir de fizik tedavi yazdı size. Yine iyileşmediniz. Sonra beyin cerrahisine gittiniz. Ya işte ayrı hekimine gittim. Fizik tedavi uzmanına gittim. Hı hı. Birim birim gezdim. Fizyoterapiste gittim. Beyin cerrahisine gittim. Adam diyor ki ameliyatlık değil diyor. Yani işte şunları kullanın, düzelmezse ameliyat edeceğiz diyor. Ya da diyor ki işte bel fıtığı başlangıcı var. Hı hı. Şimdi bakın, bir insan, bir kadın ya hamiledir ya değildir. Hı. Ya hastadır ya değildir. Ya bel fıtığıdır ya değildir. Bel fıtığı başlangıcı diye bir kavram yok. Boyun fıtığı başlangıcı diye bir kavram yok. Bunlar vücudun kendisini koruma mekanizmaları. Hı hı. Orada da iyileşmediniz. Ameliyatlık da değil. Kök bassı da yok. Ortopedik manuel terapiste gittiniz. Ortopedik manuel terapist manipülasyon yaptı belinize vesaire. Hı hı. Yok, yine iyileşmediniz. Ağrınız devam ediyor. Kayropraktise gittiniz. Hı hı. O da manipülasyonunu yaptı. O da olmadı. O da olmadı. Bir şekilde osteopatın kapısını çaldınız. Osteopat ne yapıyor biliyor musunuz? Ayakkabınızın içine giren o milimetrik kum tanesini çıkarıyor. Bel ağrınız geçiyor. Osteopat bu. Biz nedeni araştırıp buluyoruz. Yani şimdi eğer ayağımın altında bir kum taneciği varsa ben oraya yük veremeyeceğim. Çünkü ayak dibindeki proprioceptifliği çok zengin. Hı hı. Ne yapacağım? Bunu korumaya alacağım. Vücudun günah keçisi omurga. Hı hı. L4-5. Hı hı. Hocam L4-5. Şu öne geçelim mi? Görelim hem yaptığınız hareketleri. Tabii. Vücudun günah keçisi L4-5. Omurga. Hı hı. Omurga. En çok fıtıkları da olduğu olabilir, yer değil mi? Belde L4-5, boyunda C5-6. Şimdi biz dört ayaklı kenar emeklerken ağırlıklı berkenimiz T5-6. Yani mide ve karaciğerin olduğu bir yer, bölge. Yani ne var burası? Burası solar plexüsün olduğu bir yer. Solar plexüs nedir? Panik atağın merkezidir solar plexüs. Dersiniz ya şuraya bir şey girdi, kahretsin.
Şuraya. Hocam o bir çakranın da adı değil miydi? Evet. Aha. Evet, aynen o solar çakra. Ha, şurası. Evet, solar plexus bir çakradır bu. Enerjileri yapmakta öğrendim artık. Aynen. Şimdi ve burası yaşam merkezidir. Hı hı. Çünkü karaciğerle siz tüm vücudu canlandırıyorsunuz. Tüm vücudu besliyorsunuz karaciğerle. Hı hı. Şimdi ayağa kalktık. Yani emekleme bitti. Emeklemeyi şöyle tarif edeceğiz. Biz emeklerken diz eklemimiz olgunlaştı. Ayak bileği eklemi olgunlaştı. Yani proprioceptif tüyü gelişti. Ağrı oluşmaya başladı ve biz ayağa kalktık. Doğru. Ayağa kalktık. Zaten o oluşmadan siz çocuğu ne kadar zorlarsanız zorlayın kalkmıyor mesela. Yani o yüzden yürümenin bir yaşı yok. Aileler böyle bazen çok panik oluyorlar. Çocukları zorluyorlar. Çünkü diyor bunun kardeşi 8 aylıkken yürümüştü. Bu çocuk 1,5 oldu hala yürümedi. Ama aslında tamamen bu sürecin aynen olgunlaşmamasından kaynaklanıyor. Aynen. Süreç olgunlaşacak ve siz ayağa kalktınız. Hı hı. Ayağa kalktıktan sonra önce dengeyi koordinasyonu sağlamaya çalıştınız. Yani proprioceptif tüyü sağlamaya çalıştınız. Bu nedir? Beyincin çalışmasıdır. Ne yapıyor çocuk? Etrafında dönüyor. Hı hı. Şu anne babalar diyor ki ebeveynler ya dönme çocuğum. Ya çocuk dönecek. Beyincini geliştirecek. Beyincik ve 8. kranial sinir arasında bir bağlantı var. Bir tel düşünün. Beyincik gelişecek ki bu çocuk yarın yolda yürüyeceğim düz yolda düşüp ayağını kırmasın. Kolunu bacağını kırmasın. Ya neleri engelliyoruz aslında farkında olmadan değil mi hocam o gelişim sırasında? Aynen çocuk doğdu çorabını çıkarıyor. Evet çocuk çorapsız gezecek. Evrimsel olarak çocuğun ayağında çorap yoktu. Aha. Çocuk çorapsız gezecek ki o duyuları alsın. Aha. Duyuları alsın çıplak o ten duyusunu doku duyusunu alsın. Ne gelişiyor çorap giydirdiniz çocuğa yetmedi. Bir de gittiniz dediniz ki ya, ortopedik ayakkabı alayım çocuğuma. Bizim ebeveynlerimiz tabii çok şey biliyorlar. Yani ayakkabıcılar da çok şey biliyorlar. Bir bilmeyen biziz. İşin uzmanı olarak bir bilmeyen biziz. Bir de ekonomik olarak da ciddi fiyatlar o evet. Ayakkabılar. Ya aileye de inanılmaz bir külfet. Şimdi çocuk ne yapar? Niye bunu yapıyor? Ayak tabanını yaralayarak oradaki kavisin oluşmasını sağlıyor çocuk. Tabii çünkü düz tabanlık bir aslında rahatsızlık olarak algılanıyor. Aynen. Kavisin oluşmasını sağlıyor. Ne yapıyor? Hopluyor zıplıyor. Doğru. Ne yapıyor çocuk? Elini ağzına götürüyor. Elini ağzına kafasını çekiyor. Damağını düzeltiyor. Şimdi damakla ayaktaki kavis aynıdır. Öyle mi? Burası düzgün değilse, yani burada oklüzyon problemi varsa, bir önce sonra konuştunuz. Kapanma problemi yaşıyorsa çocuk, ayakta da problem olacak. Evet. Belde de, dizde de, kalçada da problem olacak. Osteopat şuna bakar. Der ki hastaya geldiniz, dizin ağrıyor. Tamam güzel dizin ağrıyor. Diz evrimsel olarak neye bağlı? Diz evrimsel olarak böbrek üstü bezine bağlı. Çok alakasızmış evet, gibi. Ben aynı zamanda psikonorimnoloğum. Diz evrimsel olarak böbrek üstü bezine bağlı. Diyorsunuz ki ya öyle bir korktum ki dizlerim bağ çözüldü ve düştüm yere diyorsunuz. Doğru. Ya da altıma kaçırdım diyorsunuz. Doğru. Değil mi? Evet. Bunlar ne? HEPA ekseni. Yani böbrek üstü bezi ekseni. Hipofiz, hipotalamus ve böbrek üstü bezi yani ekseni. Yani bu sözler aslında boşuna söylenmiş sözler değil. Şimdi böyle düşününce hemen bağlantı kurmuş oldum. Aynen. Şimdi diziniz ağrıyorsa diz ağrısıyla bana gelmişseniz eğer zaten bana hasta şöyle geliyor. Her tarafı dolaşmış. En son ya diyor ki ya bir İbrahim Mayda'da gidin böyle bir adam var ama tavsiye üzeri gelmişse güvenli geliyor. Yine de acaba diyor. Acaba ya doğru yerde miyiz diyor. Muayeneye girerken. Muayene çıktıktan sonra çok hocam şükürlüyor. Zaten çok kişi gezmiş ve sonuç bulamamış insanların böyle düşmesi çok normal. Kesinlikle bu herkes için. Ben. Yani koskoca profesörlere bile bu şüpheyle yaklaşıyorlar. Aynen, siz yok. O konuda hiç üzerinize alınmayın. Yok yani. Alınmıyorum. Rahatım. İnsan çok rahatım. Yani. Şey biliyorum. İnsan psikolojisini biliyorum. Ne yapıyorum? Bana amca geldi. Diz ağrısıyla geldi. Sorum şu oldu. Amca babanı kaç yaşında kaybetti? Amca 71 yaş. Niye böyle bir şey düşündürdü hocam amca size? Amca yürüyemiyor. İki dizde yürüyemiyor. Şöyle yürüyor amca. Şöyle yürüyor amca. Yürüyemiyor. Diz böbrek üstü bezi. Korku. Bir bağlantısı var. 71 yaştaki amca ağlamaya başladı. Dedi ki evladım dedi. Ben dedi 3 yaştayken babamı zar zor hatırlıyorum. Teneşürde yıkanıyordu. Amca Elazığ'dan gelmişti bana. Çok erken yaşta bir baba kaybı baba var. Baba kaybı. Peki hocam siz bunu nasıl bağdaştırıp böyle bir teşhis koydunuz? Anlatayım ben size. Şimdi yürüyemiyor. Güç yok dizlerde. Şimdi klinik muayenesi hiçbir şey yok. Ameliyatik bir şey yok. Sıvı enjeksiyonu vesaire falan yapılmış ama sonra geçmiş, düzelmemiş. Amca ağlamaya başladı. 71 yaşındaki amca ağlamaya başladı. Sonra ne oldu? Huzurevine aldılar bizi. Orada habire dövdüler diyor ablamla beni. Habire dövdüler diyor. Farelerle hiç yaşadık diyor. Sonra köye aldılar diyor. Köye gittim annemin yanına. Diyor ki
Abim diyor annemin yanındaydı. Trajedi burada dökülmeye başladı tabii. Evet. Peki ne oldu dedim. Bir gün dedi annem de çeşmeden gelirken annemin elinde kova vardı. Çeşmeden su almıştı. Diğer elini beni tutmuştu. Bir tane adam dedi anneme hakaret etti. Amca orada ne oldu? Evladım dedi. Dizlerimizin bağı çözdü. Orada annemle yıkıldık kaldık. Hı hı. Ağladık. Altımızı ettik. Hı hı. Amca kalkıyorsun. Ben seni iyileştireceğim. Ama gideceksin o mezarlarla yüzleşeceksin o adamlarla. Hı hı. İnanın hiçbir şey yapmadım. Bir iki uyarı yaptım buraya. İnanın diyorum. Bir iki uyarı yaptım buraya. Amcaya ayıp olmasın diye bir iki uyarı yaptım. Hı hı. O amca kalktı ve yürüyerek gitti. Hani o plasebo dediğimiz içi evet. boş hapların evet. etkisini yapsın diye mi? Bir şey yapmış aynen, hissetsin aynen, diye aynen, mi? Aynen. Plasebo. Bir iki dokundum aha. böyle. Amca kalktı ve yürümeye başladım ki amca taburcusun geçmiş olsun. Hı hı. Dedi yavrum vallahi ben Elazığ'dan gelmişim. Ben de Dersimliyim Tunceli. Hı hı. Onu da öğrendik muayene esnasında. Ben dedi Elazığ'dan gelmişim. Bir iki şehre sana gelmeden gitmem dedi. Ve iyileşti gitti. Peki hocam o şimdi, zaman şunu mu? Bu psikoloremnoloji. Onu diyecektim. Yani o zaman geçmişteki travmalarımızın vücut üzerindeki etkileri çok ciddi. Bu anlattığınızdan bunu anlıyoruz yani. Aynen. Şimdi hasta geliyor. Omuz ağrısı da geliyor hasta. Hı hı. Omuz ağrısı da hasta geliyor. Nedir omuz ağrısı? Evrimsel olarak akciğerlerle burası şu omuz başı birlikte oluştu. Hı hı. Fizik tedavi yapıldı, ilaç verildi, kortison yapıldı, hı hı. PRP yapıldı, bilmem şu yapıldı, bu yapıldı, her neyse. Hı hı. Nöral terapi yapıldı vesaire bir sürü tedaviler yapıldı. Tamam. Ama hastanın omuz ağrısı devam ediyor. Hasta bir şekilde bizim kapımızı çaldı. Hı hı. Ben diyorum ki bak babacığım, bak annem, bak canım benim. Omuz ağrısına geldin ya. Önce bir göğüs hastalıklarına git, bir akciğerlerini baktır. Orada bir şey yoksa ben tedavini yaparım. Hı hı. Hani ne yapar osteopat? Doğru adrese gönderir. Doğru adrese gönderecek bilgiye sahiptir osteopat. Hı hı. Fakat şöyle bir şey var. Şimdi Türkiye'de biz 5 yıl osteopati okuduk fakülte sonrası. Hı hı. Hı hı. Sağlık Bakanı bizi tanımadı. Bu korkunç bir şey. Yani Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Sağlık Bakanı'na sesleniyorum. Başbakanımıza sesleniyorum. Ki Cumhurbaşkanımız bu işin başındaki insan. Hı hı. 3 tane doktor arkadaş osteopati hakkı verdiler. Ama biz fizyoterapistlere 100 civarında sayımız var. Osteopati hakkı vermediler. Osteopat olarak çalışma hakkı vermediler. Fizyoterapist olarak da böyle bir dün yakın bir tarihte bir yönetmelik değiştirildi. Hı hı. Diyor ki ya fizyoterapist şunu yapar. Uzman hekim tarafından tanısı konulan hastanın tedavi programını hastayı değerlendirir, tedavi programı çizer ve uygular. Türkiye'deki fizyoterapi ile fizyoterapistle ilgili yasa şu. Teşhis ve tedavi yapamaz. Fizyoterapistin teşhis yapma gibi yetkisi yok. Hocam bunlar yani benim çok oraya geleceğim. Bilgimin dahilinde olmadığı için sizi ne savunabilirim ne de aksini oraya geleceğim. Söyleyebilirim. Bu, o yüzden bunları burada konuşmayalım. Altyapı doldurulursa biz de rahat edeceğiz. Daha rahat çalışacağız. Ben Cumhurbaşkanlığın bu konuda çok hassasiyet göstereceğine inananlardanım. Kesinlikle. Ben bakanlıklarımız da değişti. Çok hassaslar. O yüzden bu konuda ne gerekiyorsa yapılacaktır. Evet. Biz şeyle ilgili konuşalım. Buyurun. Aynen. Osteopata geldik. Evet. Peki hangi hastalıklar bundan en çok yarar görebiliyor hocam? Kanser tedavisi görmüşse hı hı. kanser sonrası kanser hı hı. sonra kanser tedavisi gördünüz. Evet. Ameliyatınız oldunuz Allah korusun. Kemoterapi gördünüz, ışın terapisi gördünüz, sonra eve gittiniz. Orada osteopati de fizyoterapist de devreye girer. Hı hı. Çünkü bağ dokusu bozuldu, yıkıldı bağ dokusu. Hı. Osteopat şimdi egzersiz yapınca siz vücut glutamin salgılar. Glutamin bağırsak bariyerini onarır. Hı hı. Glutamin yoksa vücutta bağırsak bariyeri açılır ve lökigatlar oluşur. Bağırsaklar vücudun ikinci beyinleri. Hı hı. Orada osteopat devreye giriyor ve fizyoterapist devreye giriyor o noktada. Kanser tedavisinde. Hı hı. Otoimmün hastalıklarda, romatizmada, nörolojik rahatsızlıklarda, hı hı. ALS'de, Parkinson'da, MS'de. Hem osteopati, özellikle kraniosakral terapi, visceral osteopati orada hı hı. devreye girer. Orada devreye girer. Vertigo, kulak içerisindeki kristallerin yer değiştirmesidir. Osteopatinin direkt branşıdır. Hı hı. Kraniosakral terapi. Aslında anladığım kadarıyla hocam alanı çok geniş bir şey. Burada noktalamak zorundayız. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben de geldiğiniz teşekkür için ediyorum. Teşekkür ederim.